Evet. Doğukan günaydın, hoş geldin. Bu hafta Max programını indireceğiz. Selam. Max programını indireceğiz buraya. Max programında indirirken de internette arama çubuğuna buraya Autodesk Student yazıp burada açacağız. Öğrenci ve eğitim yazılımında da Autodesk'i bulup yükleyeceğiz. Ama bunun için üniversitenin sizin mail adreslerinize kullanmamız lazım, mecbur. O yüzden dolayı bu şeyde oturum açacaksınız. Autodesk Student'un altında oturum aça tıkladığınız zaman herkes aynı programı indirsin, aynı versiyonu indirsin. Daha sonrasında problem olmasın. Tamam mı? Herkes Max'in 2021'ini indirsin. Problem olmasın. Çünkü daha sonrasında ben burada bilgisayarda açarken problem yaşıyorum. Burada kendi mail adresinizi yazacaksınız. Hocam anladım. Şimdi kendi mail adresinizi ve şifrenizi yazacaksınız. Mail adresiniz üniversitenin mail adresi olacak. Anadolu Tamam anladım hocam. ne şey yapacaksınız? Bir saniye, bana şifre geldi. O şifreyi buraya yazacağım ben. Buraya yazdık. Gelen şifreyi. Bana şifre gönderdi. Şifreyi ben buraya yazdım. Ve burada Autodesk'i bulacağız. Max'i. Şurada vardı. Bakın 2B AutoCAD var ve burada da Max var. Ürünü al diyerek yükle diyoruz buradan. Tamam mı? Kabul et diyoruz. Benim dosyamda var şu anda. Bende 2021 ve İngilizcesi var. Burada Türkçesi olmadığı için mecburen İngilizce indireceksiniz. Yükle dediğiniz zaman, kabul et dediğiniz zaman size indirmeye başlayacak. Bende var. O yüzden bu hafta Max'i indirmenizi istiyorum ben sizden. Bunu indirdikten Hadi sonra ilk bekleyin. Değil mi hocam? şu anda Max'i indirmenizi isteyeceğim ben sizden. Bakın Başka yok yani değil mi hocam? başka bir şey indirmeyeceksiniz bu hafta. Tamam. Burada Max'i indireceğiz ama Max'i indirdiğimizde mesela birinci dönemde yaptığımız AutoCAD'deki modellemeleri düzeltmemiz şart. Çünkü Max'in içine attığımız zaman dosyada eksik ya da yanlış varsa o dosya eksik ya da yanlış devam eder. Bu da bir problem. Problemin olmaması için bizim araziyi, toprağı yani ya da parseli yapacağız orada AutoCAD'de. Çizim olarak yapacağız. Ondan sonra Max'in içine aktaracağız. Max'in içine aktardıktan sonra işte ışıktır, aydınlatma elemanlarıdır, malzemedir, kameradır. Ondan sonra render nasıl alınır? Bunların hepsi de yani resim nasıl çekilir? Bunların hepsini ben anlatacağım size. Ondan sonra Tamam hocam. birinci, ikinci vize ve final olacak şekilde dosyalarınızı göndereceksiniz. Ben de alıp puanlarınızı vereceğim. Birinci ve ikinci vize %30, final %40 olacak. Ha, onları da şöyle yapalım bir saniye. Şöyle yapalım. Bizim üç tane sınavımız olacak. Birinci vize, ikinci vize ve final olacak. Evet. Birinci vizemiz, birinci sınavımız %30, %30. Tamam. İkinci sınav %30, final 40 olacak. Tamam mı? Anladım. Finalimiz %40 olacak. Ve bu dosyalarınızı sizden Max dosyası olarak bana göndermenizi isteyeceğim ben sizden. Tamam mı? Derslerinizde katılım çok önemli. Derse devam etmek çok önemli. Önemli. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Tamam mı? Burada sizden iki tane daha şey isteyeceğim ben.
Bir tanesi dosyanızı yüklemenin haricinde. Dosyanızın dosya yani Max'i yüklemenin haricinde. Şimdi burada birincisi malzeme isteyeceğim sizden. Malzeme. Evet. Malzeme nedir? Bizim tekstür adı verdiğimiz seramik, duvar kaplaması, çim gibi malzemeleri indirmenizi isteyeceğim. Seramik, seramiği biliyorsunuz. Seramik. Evet, biliyorum. Seramik. Zemindeki karolar var ya, zemindeki karolar. Taramada kullandığımız. İyi mi? Onların modellerini indirmenizi isteyeceğim sizden. Böylelikle herkes farklı bir tane bulacak. Onu indirmenin yöntemini de söyleyeyim ben size buradan. Haftaya yapana kadar, haftaya dersimiz olana kadar bunları yapmanızı isteyeceğim sizden. Şöyle yapalım. Tekrar. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz ve biz burada tekstür diyoruz bakın. Tekstür. Tekstür diyeceğiz. Evet. Mesela seramik için istiyorsak tile diyeceğiz burada. Tamam mı? Ve free diyeceğiz. Free. Bu ücretsiz demek. Tamam mı? Bedava yani. Bedava. Olacak şekilde yapacağız. Bunlardan bir tane açtık ya. Texture file tree olarak. Görsellere tıklıyoruz. Ve görsellerde de araçlarda boyutu büyük olanları isteyeceğiz. Tamam mı? Bunları bu şekilde alabilirsiniz buradan. Ya da hani buradaki modelleri dosyalara dosyalayarak bunları indirmenizi istiyorum. Bunlar sizin elinizde dursun. Ve bunları genel olarak baktığınızda kare olanları tercih edin. Kare. Kare olanları tercih edin. Daha çok indirmeye çalışın. Veya atıyorum. Evet, hocam. Ya. Efendim? Furkan bir daha söyle anlamadım. Kare mi hocam? Evet. Kare olacak olanları. Kare. Tamam. Kare işareti nasıl? Kare. Kare. Kare şöyle olacak böyle gibi. Am kare bunun gibi. Yani böyle aynen öyle hocam. İnce uzun değil yani tamam mı? İnce uzun değil. Kare olacak. Mesela Çanakkale seramik dedik. Çanakkale seramiğin içinde veya kale seramik dedik. Tamam mı? Kale seramiğin işte Çanakkale seramiğin içindeki açıyoruz burada. Katalog ve broşürler var bakın burada. Katalog ve broşürlere tıkladığımız zaman burada bir sürü şey çıkacak. Buradan ekran fotoğrafı çekebilirsiniz. Ekran fotoğraflarını çekebilirsiniz. Veya bu katalogları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirirsiniz ve oradan daha sonrasında seçtiğiniz bir tane örneği oradan kesip kare olacak şekilde veya farklı bir boyut istiyorsanız ekrandan fotoğrafını çekip veya kesip alabilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Bunların özelliklerini aldıktan sonra biz Max'e kullanacağız çünkü. Tamam mı? Mesela bir tane örnek yapalım buradan. Kataloğu tıklayalım. 13 MB. 12-13 MB'lik bir dosyaymış. Dosya açılıyor. Evet. Şimdi buradaki kataloglara bakıyoruz. Şimdi kataloglarda bakın şöyle özellikleri var. Görüyor musunuz burada? Aynen. Bunlar gibi kare olanları bulacağız. Mesela şu. Bak dikdörtgen olacak şekilde. Görüyor musunuz? Bunu büyüteceğiz biz. Burada. Ama bunların daha ziyade kaliteli olanlarını seçmeye çalışın. Yani çözünürlükleri, çözünürlük. Çözünürlük. Yani büyüttüğümüz zaman pul pul olmasın. Piksel piksel olmasın. Tamam mı? Büyüttükçe güzel olsun. Eşit olsun hepsi. Tamam mı? Bu şekilde seçeceğiz. Veya bakın burada çeşitli modeller var. Bakın. Görüyor musunuz? Bu dosyayı buradan indireceğiz. Bilgisayarımıza. Bu neydi? Çanakkale seramiğin. Çanakkale seramik 2021 katalog diyorum ben. Tamam mı? 2021 kataloğunu indirdik. Burada klasörde göster deyip açalım. Modellerinin neler olduğunu. Bunlardan seçip bunlardan istediğimiz bir tanesini seçip Max'te kaplama yapacağız.
Tamam mı? Peki bu kaplamaları Max'i yüklediğimiz zaman içinde daha rahat anlayacaksınız. Ama buradaki bir hafta boyunca yapacağınız şeyler sizin neler arkadaşlar? Birinci dönemdeki AutoCAD dosyanızı eksikleri ya da yanlışları varsa, yani kapı, pencerelerin, denizliklerin, eşiklerin, ondan sonra toprağa, yol, araba yolu ve yaya yolu varsa bu eksiklikleri düzeltmenizi istiyorum sizden. Çünkü daha sonrasında bir problem istemiyorum. Bizi geriye götürecek o. Birinci döneme tekrar geri gideceğiz. O yüzden dolayı dosyanız, AutoCAD'deki model dosyanız tam olsun. Bitmiş olsun yani. Düzelteceğiz diye uğraşmayalım. Bakın şurada şu modelimiz vardı. Tabii biz bunu yine şeyden açmışız. Buradan değil de evet. Şu PDF dosyasını, PDF dosyasını ya Acrobat'tan açın ya da Microsoft Edge'den açın. Bakın buradan açtık dosyamızı. Uygulamalarda renkler de var. Bakın görüyor musunuz? Buradaki dosyadan alacağız biz bunları. Buradaki dosyadan alacağız. Bunu da ya daha büyütüp böyle biraz daha büyüterek burada. Mesela böyle ya bu şekilde. Ya print screen ile print screen. P S tuşu var. Ona basacaksınız klavyede. Ona basıp ekranı alacaksınız. Veya aşağıda şöyle bir ekran alıntısı aracı var. Şöyle. Ekran alıntısı aracı var. Bunu aşağıda arama butonuna yazın. Ekran alıntısı diye. Oraya yazın. O zaman buradan alırsınız. Tamam mı? Bunları yeni bir tane dedik diyelim ki. Buradan seçtiğimiz zaman bakın. Bunu bize ekran alıntısı olarak aldı. Kopyalamış olduk aslında. Kopyalamış olduk. Ekrandakini kopyaladık yani. Kopyaladık. Daha sonra bunu biz kaydet diyeceğiz. Bir saniye. Şurada. Daha sonrasında burada farklı kaydet diyerek BMP, PNG ya da JPEG olarak. JPEG, GIF. BMP. P olarak kaydedebiliriz burada. PNG olarak alabiliriz. GIF veya JPEG. Bunlardan hangisini istiyorsanız ona kaydedin. Problem yok. JPEG de olur. PNG de olur. Benim en çok tercih ettiklerim bunlar. Tamam mı? Burada JPEG dosyası olarak kaydedelim. Masa üstüne neymiş bu? İşte Çanakkale Seramik Moka Perla modeli. Çanakkale Seramik. Burada isim var. Moka Perla. Şurada bakın ismi var. Görüyor musunuz? Moka Perla diye kaydet dediğimiz zaman onu kaydettik. Ekran olarak. Bunu kapattım sonrasında. Bakın Çanakkale Seramik'in Moka Perla diye yine kaydettik onu. Evet şurada. Moka Perla. Buna bastığımız zaman direkt o kaydettiğimiz dosya gelecek karşımıza. Gördünüz mü? Tabii bunları daha yüksek çözünürlüklü bulabilirseniz internetten daha basit olur. Daha kolay olur. Ve renderlarınız yani resim çektiğiniz resimler daha güzel olur. O yüzden bunlara dikkat edin. Tamam mı? Haftaya kadar iki tane göreviniz var sizin. Üç tane göreviniz var. Birincisi en önemlisi AutoCAD'deki modellerinizin eksiklerini ya da yanlışlarını tamamlamak, düzeltmek. Tamam mı? Pencereleriniz, kapılarınız, çatı, toprak. Bunları düzeltmenizi istiyorum. Tamam mı? Doğukan, Mete, özellikle sizden istiyorum bunları. Ondan sonra Max programını indirmenizi istiyorum.
Bir de malzemeleri, yani şuradaki gibi malzemelerinizi, yani kaplama yapacağımız malzemelerinizi internetten almanızı istiyorum. Tekrar söyleyeyim mi? Haftaya kadar 3 tane isterim. Eyüp hocam, anladım ben. Tamam, bir daha söyleyeyim, ben anlayayım. Haftaya 3 tane şey istiyorum sizden. Birincisi, AutoCAD'deki modellerinizin eksiklerini ya da yanlışlarınızı düzeltmenizi, tamamlamanızı istiyorum. Bir. Peki, devam mı edecek yani? İkincisi, evet, eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Yani duvarlarınız olacak. Pencereleriniz, kapılarınız, çatınız, toprağınız, yaya, yani yaya ve araba yollarınız olacak. Yollarınız. Tamam hocam. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, Anladım hocam. Tamam. Max programına Autodesk Student'tan indirmenizi istiyorum. Üçüncüsü, malzeme. Malzeme. Seramik, yani seramik malzemelerini istiyorum sizden. Tamam mı? Bunları tamamlamanızı istiyorum. Yani bunun yanında asfalt, yol, asfalt olarak tekstür olacak bu da. Tekstür o gene. Tekstür olacak şekilde. Çim. Çim. Kim? Çim. Tam yeşil olan biliyorum. Ve gökyüzü. Gökyüzü. Tamam. Sky'da araştırabilirsiniz. Ve bunları internetten araştırırken İngilizce isimleriyle bakın. Tamam. Böyle bulmanız çok zor olur. Çok problem olur. İngilizce Tamam hocam. oluyor. Tamam. Kaç tane olsun hocam şey malzemesi falan? Ne kadar bulabiliyorsanız. Ne kadar bulabiliyorsanız. Çünkü dosyaları birbirinizle paylaşmanızı isteyeceğim sizden. Mesela Mete'nin bulduğu dosyayı Serdar'a vereceğim. Doğukan'ın bulduğunu Ertaç'a vereceğim. Hepiniz böyle ortak bir havuz oluşturacağız. O ortak havuzda buluşturacaksınız. Oradan seçtiğiniz bir tanesini alıp bu tarafa kaplama yapacağız. Tamam mı? Anladım. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Yok hocam. Tolga. Her şey anlaşıldı. Anladım hocam. Tamam. Şimdi ben bunu da YouTube'a, bu dersi de YouTube'a koymaya çalışacağım. Sider hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz geciktin, tamam. YouTube'dan bakarsın buna. Tamam mı? Tamam. YouTube'a koyacağım. Link adresini de gene atacağım size. Oradan bakarsınız. Tamam. Tamam. Şimdi bir 10 dakikalık bir molamızı verelim. Bu hafta zaten ekle ve sil haftası. Ben ders danışmanınız olarak ben derslerinize de tekrar bir kontrol edeceğim. Eksikleriniz varsa, yanlışlarınız ya da onları, Şey dersini bildim hepsini mi? evet, derslerinizle ilgili tekrar kontrol edeceğim. Bugün veya yarın. Ondan sonra ekleyip silme haftasında onları yapacağız. Tamam, ben Hocam. WhatsApp'tan size mesaj yazarım. Bir problem varsa onları düzeltiriz. Tamam mı? 10 dakikalık bir mola verelim. 10 Tamam. dakika mola verelim. Ondan sonra da bizim mimari uygulama projemiz var ya, benim diğer dersim. Onunla ilgili söyleyeceklerimi, ben anlatacaklarımı size söyleyeyim. Ondan sonra sorularınız, anlamadığınız varsa onları alın. Tamam mı? 10 dakika sonra Tamam. görüşürüz. Tamam. Hocam şey, bir şey soracağım. İthalatı bu şey abi ekme ya. O İthalatı isim yazabilir misin? İşte az önce yazdım ya ben, Çanakkale seramiği ya da hani şey diye, tile texture diye, videoyu izleyince anlayacaksın. Tekrar Tamam hocam, söyleyeyim, tamam. tamam. 10 dakika mola verelim, sonra görüşürüz. Tamam hocam, görüşürüz. Hadi görüşürüz.